Merhaba Oyun Bahane izleyenleri, bir bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Oyun Bahane izleyenleri, bir bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımıza Galatasaray erkek basketbol takımı kaptanı Göksel'in Köksal var. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz buraya geldin, bizi kırmadın. Seve seve geldim. Valla çok güzel oldu bizim için de seni ağırlamak. Sağ olun, ben de keyif verecek bize. Çok isteyerek geldim. Şimdi sezon bitti. Daha da kolay oldu gelmem. Sezonda bir yoğunluk vardı, konuşuyorduk seninle. Evet, zor bir sezon geçti. Bitti Allah'a şükür. Ben birkaç soru soracağım abi önce sana. Sonra oyunumuzdan biraz bahsedeceğim sana. İlk olarak bunlar aslında Twitter soruları. Twitter'dan sana gelen sorular. Abdi Peçi'de en unutamadığı maçı sormuşlar sana. Abdi Peçi'de en unutamadığım maç CSK maçı olabilir. O zaman daha genç oyuncuydum. CSK'yı yendiğimiz maç gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. Tabii ki de onunla beraber CSK o zamanın bütçesinde çok inanılmaz bir bütçeydi. Kırlenko, Teodosic, Alex Şivet, bir sürü oyuncusu vardı. Biz de Galatasaray'da oynayan Cemot Kord'un daha böyle saymakla bitmeyecek oyuncular. Orayı da namalup gelmişlerdi. Abdi Peki işte kazanmayı... Namalup gitmediler. Aynen öyle. Ben de maçtaydım bu arada. Evet. Unutulmaz Teodos için son bir hareketi vardı. Evet. Topu dikmişti. Onlar... O da biraz da senin yüzünden abi galiba. O zamanlar iyi savunma yapmıştın Teodos için. Hala da ne zaman olsa Teodos için karşı hep iyi savunma yapmışımdır. Onunla beraber tabii Strasbourg maçı var. Euro Cup Avrupa şampiyonu olduğumuz. Gran Canaria maçı var. Yani 3-4 tane unutulmayacak maç var. Bunların arasında Euro Cup finali ile CSK maçı tabii ki de daha... Euro Cup finali, ben Amerika'daydım. Sabah 10'da kalktım. Evet. Gözüm açılmamış. Telefondan açtım, izledim. Çok özeldi. Çok bambaşka bir atmosferdi. İnanılmaz bir atmosferdi. İkinci soruma geçeyim o zaman. NBA'de desteklediği takım ve bu sene şampiyonluk adayını sormuşlar. NBA'de desteklediğim takım tabii ki de Furkan Korkmaz, Ersan Ilyasov ve Cedi oynuyor diye orada tabii ki de bir tek Cedi kaldı. Onların oynadığı takımları destekliyorum. Ama şu anda tek Cedi kaldığı için de maşallah Cedi de gitti. Çok zor bir takım Cleveland. Çok iyi bir takım. Takım arkadaşı, dünyanın en iyi oyuncusu LeBron James. Onunla beraber o kadroda olmak bile gerçekten çok zor. Cedi'yi destekliyorum. Dolayısıyla Cleveland'ı destekliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. İlk maçta yenildiler ama inşallah en kısa zamanda i̇nşallah toplayacaklar ve finale çıkacaklar. Buradan da Cedi'ye de selam söylüyoruz. Selamlar. O zaman diğer soruma geçeyim. Savunma Bakanı diyorlar sana abi sosyal medyada. İlk olarak nasıl bunu keşfettin, savunma özelliğini? Nasıl başarabiliyorsun? Ben şimdi altyapıdan çıktığım zaman sayı kralı olarak çıktım. Sayı kralı olduktan sonra, daha doğrusu altyapıda zaten hep 40 sayı 20 bant o civar öyle öpüyordum. Yanlış anlamayın, böyle de kendi övmek istemiyorum ama ondan sonra alt takıma çıktığınız zaman sistem biraz daha değişik. Çok fazla yabancı oyuncu var. Gerçi ben çıktığım 3+2 sistemi vardı ama yine de yabancı oyuncular, kaliteli yabancı oyuncular var. Onların arasında kendinizi göstermeniz skor olarak çok kolay olmuyor. Her maçı tutup 25 sayı, 20 sayıdır atmak çok kolay bir şey değil. Savunma yapmanız lazım. O savunmayı da bana o zaman alt takıma daha önceden yani çıkmıştım ama o şekilde oynamıyordum. Ciddi süreler aldım. İlk bana bu savunmayı aşılayan tabii ki de Oktay Mahmudi. Onunla beraber staff ekibi, Recep Şen. Şu andaki koçu. Tabii, Semih abimiz, işte Tolga abi. Onlar, Oktay abi özellikle bana o savunmayı aşıladı. Ondan sonra da zaten Ergin abiyle beraber kulüp bazında devam ettirdim bunu. Evet, şimdi o zaman biraz oyunumuzdan bahsedeyim ben. Gördüğün gibi abi istasyonları da, şut istasyonları. Evet. Üşük yarışması yapacağız. Bugüne kadar Tufan abi, Ermal abi yenemedi. Sarstılar ama yenemediler. Bu kez bence kaybedeceğim gibi duruyor. Tufan abiyle de Ermal abiyle de oynama fırsatı buldum. İkisi de ben Ozan genç oyuncuydum, kaptanımdı. Nasıl yendiğini anlamadım. Herhalde kayıtlarda var, bunu izleteceğiz. Oynamıyorlar diye yenmişindir. Evet, yoksa imkansız. Ya da seni hafife almışlardır, havayı dikmişlerdir. Özellikle Tufan abi gerçekten çok iyi bir şutör. Ermal abi de çok iyi şutördür. Ermal abiyle serbest atış attık. Üçlük Ermal attık orta saha. Bizzat şimdi yayın bitsin arayacağım yani nasıl olur diye. Gerçeği öğrenecek orada. Evet, isterseniz yavaştan oyunumuza geçelim. Görüşürüz. Bu hafta Göksel'in Köksal konuğum olacak biliyorsunuz. Ona özel bir hediye almam gerekiyor. Ya da yaptırmam gerekiyor. O yüzden Aptigo'ya gireceğim. Ona özel bir hediye bakacağım. Şimdi bakalım neler varmış Aptigo'da. Bir basketbol ayakkabısı düşünüyorum. Özel olsun. Unutamasın bizi. Basketbol ayakkabılarına basıyoruz. Birçok çeşit var. Ama sanırım en güzeli bu. Bakalım.
Gerçekten çok güzel. Ben bunu alıyorum. Evet, kesinlikle bu olmalı. Abi bugün sivil gelmişsin. Evet. Sana ufak bir hediye hazırladık bugünkü maç için. Vallahi çok teşekkür ederim. Şöyle vereyim. İnşallah bununla beraber beni yenersin. Sürpriz bir şey var. Bakalım beğenecek misin abi? Şimdi vallahi gerçekten inanılmaz bir hediye. Önceden göstermiştim açıkçası. Göstermiştim. Çok fazla şaşırmadım ama. Sivilcilere söyleyelim. Güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. İnşallah beni yenersin abi. Bütün yani bununla beraber yapıyoruz ama. Bununla beraber seni yendikten sonra da bunları evde hatıra olarak bir daha oynamayacağım bunlarla. Değil mi? Yani bir kişi yenmesi yetecek Öksel'in abinin. Abi ama çok... yenemezsen vermiyoruz. Ben de kalayım. Tamam olsun, öyle yaparız. Ben şimdi bir giyeyim, ondan tamam. Sonra şut atalım. Tamam. Tamam. Biraz ısınmaya geçelim. Görüşürüz. Hizmetin üstünde yaşıyordum. Kaçta 10 oldu? 3
15-10. Abi daha az. 15-14 olurdu da. Girelim abi falan. Yani olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki konuda maç talep edeyim o zaman herkesin içinde. İnşallah bir dahaki. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Vallahi çok keyifli bir program. Çok teşekkür ederiz olun, her şey için. Biliyorsunuz ki Twitter üzerinden bir yarışma yapmıştık. Bugün Göksel'in abiyle tanışmayı, Yaren kazandı yarışmayı. Şimdi Yaren'i davet ediyoruz buraya alkışlarla. Hoş geldin Yaren. Göksel'in abiyle tanışma fırsatını yakaladı. Oyun bahane. Teşekkür ediyorum desteğin için. Orma sözüm de sana var. Teşekkür ederim. Programdan sonra inşallah bulabileceğim. Aynen, herkesi dağıttığı için Göksel'in abi kalmamış stokta. Teşekkür ederim. Başarılarını daim olsun. Çok teşekkür ediyorum Yaren. Siz de Instagram, Twitter'dan Oyun Bahane'yi takip edin, yarışmalara katılın. Belki Oyun Bahane'nin konuğu siz de olursunuz. Yeni bölümümüze görüşmek üzere.